Hatta bir reji alsın şuradan. Gidecek. Kendine, evet. Şu an şeridi ortalıyor bakın. Bakın ortalarına bizimki, alıyor. Bizimki şey yapıyor. Şu an yanaşıyor. Çıkardı, yanaşırdı, içeri sokar. Şimdi tutun, uyarı verdi çünkü. Ama başka da bir şey eksik yok. Öndeki radarları nerede? Tamponun içinde. Burada. Tamponun içinde, buradan göremezsin. Şimdi öndeki en önemli farkı biraz daha kaslı bir yapıya. Spor. Evet. Yani bizimki biraz şeydi böyle. Daha böyle otomobil variydi. Aynen. Bu biraz da işte SUV vari oldu. Wilder Nesin bu yan kurmalarını Amerika'dan alsam takar mısın? Takılır herhalde. Sen her şeyi takar. Senin de çünkü. Şuraya ızgara yerleştirdi. Evet, orada ızgara. Arabanın arkadan ufak gözükmesinin sebebi fastback dediğimiz yapı. Yani şu direk aşağı indi. Aslında arabanın boyutu değişmedi. Bu direği aşağı indirdiler. Böyle kırıldığı için araba arkadan bakınca ufakmış gibi gözüküyor ama değil. Siz dediniz de mesela bagaj ufak. Değil. Yani bizimki biraz da alçak değil miydi şurası? Alçak ama yani sonuçta bunu ona göre ayarlamış. Şu mesafe yani 385 litre. Gene şey değil mi? Tahmin kiti var. Evet. Bunda bir de zaten batarya var. Burası batarya. Anladım. Tahmin kiti burada. Tamam. Tamam. Plastik koruma eklendi. Evet, buraya. Doğru. Aynen. Difüzör. Boşta arkası çok yüksek olduğundan hiç bir sürtme olay yaşamadım. Park sensörler eklendi arkaya. Aynen. Park sensörleri ve çarpışma önleyici. Geri götürecek. Evet. Radar mı var dedin? Evet. Sensör mü? Radar. Radar mı? Radar. Kapıya koruma eklendi. Şu yoktu bizde. İyi oluyoruz. Rahat edersin. Bir de barlara biraz daha keskin hale getirdiler. Aynen. Barlar daha kullanışlı oldu. Buraya gidelim. Şey koymuş. Soket koymuş arkaya. Hı hı. Type-C koydu. Birçok kişi bu tip ekranı beğenmedi ama ben seviyorum. Yani vallahi ekranı. Ben de beğenmiyordum da ilk baş çok kullanışlı. Yani önemli olan kullanışlı. Dokunmatiği de çok hassas yani. Şu jelatin olmasına rağmen. Kapılar otomatik kapandı. Aynen kapanıyor. Kapanmıyordu çünkü öncekilerin onlar geldi. Bizimkilerde yok o. Yok aynen. Bu ekran dışarıda oluyor ya. Evet. Bu gömük ekran bence daha iyi abi. Tabii görüş açısını arttırdı. Hem şuradaki ekranı azaltarak hepsini bir yere topladı. İnsanın aklına gelmiyor ama bir araba yıkamacılarda gör bak. Bir seyini vurur, bilmem ne var. Kameraları şey yaptı, sabitledi. Evet, sabitledi. Artık buhu vesaire de yapmıyor çünkü içinde fan var. Bu yaptığı sırada fanı çalışıyor kendi otomatik. En büyük eleştiriyi de giderim şu anda. 2000 motor. Tabii 2000 motorla düştü ama tabii şimdi CVT şanzıman öyle olmaz. Birden CVT şanzımanda verilen yük bir yere kadar verir araçlarımızın hepsi. Ondan sonra verdiğiniz her gaz boşa gider. O yüzden 4000 devir mesela maksimumda tutun. Zaten araba hızlanır. Mantığı o daha iyi yani. Ya ama tabii yokuşlarda falan şimdi deneyelim işte, görün. Ya yani benim hep onu diyecektim. Orada çok daha iyi yani. Yani benim en büyük sıkıntım buydu. Hı-hı. Yani uzun bir yokuşa girdiğimiz zaman yine performans düşmez ama dip gaz yapman gerekiyor. Aynen işte daha az gazla gidebiliyorsun. He, şimdi bundan gidebiliyoruz değil tabii, mi? Tabii. Şu an daha şarj ediyor. Şu an elektrikli de mi? Evet şu an. Gösteriyor tamam. Evet batarya şarjda şu an. Ya bunun tamam. Hibrit mantığı. Gaza basmaya duyarlı. Yani gaza ne kadar az basarsanız o kadar elektriğe geçer. Ne kadar fazla basarsanız hem benzin hem elektriğe geçer. Çok klima açık gaza basılıyor. Sadece benzinle gider veya şarj konumundayken. Olay o. Yoksa bir sınır yok. Yani hani yani 70'le devreden çıkar, 80 devreden çıkar diye bir şey yok yani. Şey gibi de değil herhalde. Değil mi? Toyota'nın hibriti gibi yani sadece yakıt tasarrufuna odaklanacak bir hibrit. Tabii değil ki. Yok değil. Toyota'nın güç anlamında. Toyota'nın bataryası, şey kahvası, elektrikli motorun kahvası bir tık daha yüksek. O yüzden daha fazla devreye giriyor buna nazaran. Ama bizim motor şey bataryamız daha büyük ve şeyi garanti süresi fazla. 8 yıl batarya garantisi var. Karavan dikiz aynasını koydular. Şimdi buna üçüncü göz geldi. Bir tane daha göz var. EyeSight'a göre. Ve ön tamponlarda radar var. Artık. Ekstradan. Çünkü 4 yıl ağzından çıktınız diyelim. Bu kameradan daha hızlı tepki versin diye. Ön tamponlarda radar var. İşte özellikle otoyolda falan girden önünüze araba kırdığı zaman. Aynen öyle. Tabii. Onda da öyle etki eder. Şu an elektrikte mesela. EV olduğu her zaman elektrikte. Elektrikten benzine geçiyor. O zaman EV'yi yani devir... nerede yazıyor? Gözüküyor mu? Bir daha girince göstereyim. Hemen şu sol üstte yazacak.
an hem benzin hem elektrikte. Turuncu ve yeşil ışıklar yanıyor ya. Şimdi yalnızca şimdi şarj modunda. Başta, aynen. Dışarıdan ses alma olayını biraz daha iyileştirmişler zaten. Tabii ki. İzolasyon arttı. Şöyle bir şey var. Koltuk ve koltuk tamamen şaseye bağlandı. Koltuğun ergonomisi insanın leğen kemiğine göre yapıldı. Hatta Gumma Tıp Fakültesi'nden ödül aldılar. Sarsıntı yani. En çok sarsıntı şu boyunda. Daha boşta kaldığı için o boyunda görüyoruz ya. %44 eski sizin araca göre azaltıldı. Kablosuz bağlanmıyor mu diye bir şey? Yok, kablosuz bağlanmıyor. Android Auto şey, Apple CarPlay kablosuz. Satış rakamlarında değişiklik var mı pozitif anlamda? Pozitif anlamda şu an yok. Yani Subaru'yu tercih etme... Hayır yok, zaten o arttı da şu 2 aydan beri... Ha, yok yok şey, genel olarak yani müşteri hani Subaru'yu... Tabii tabii, o oldu. Oldu bu sene oldu. İlk 6 ay oldu. Çok öyle güzel oldu tabii. Subaru'ya tercih edildi insanlar diyorsun. Ya, biraz da dışarıda araba bulamayınca... Yani zordan mı diyorsun yani? Ya zordan değil. Herkes de oradan almadı çünkü sonuçta bir ucuza satan bir marka var. Chery var, o araba getiriyordu. İsteyen evet, ondan alırdı yani. Mazda'daki durum Subaru'da yaşanmaz yani. Ya, mümkün değil. Mazda da geri döner zaten bir iki sene. Mazda bıraktı değil mi? Şöyle bıraktı. Mazda zaten Avrupa'ya, yani Avrupa Mazda buraya bakıyordu. He. Bizde öyle bir durum yok. Evet. Yani Avrupa Mazda buraya ilgilenen 2-3 müdür vardı, o yönetmeye çalışıyordu. Oradan da pek şey yapamadılar. Subaru hala tek Japonya'da üretiliyor. Tabii Japonya'da da yok. Mazda da Japonya'da üretiliyor. O değil hani distribütör olarak Türkiye'de bir anladım, distribütörü yoktu. Anladım anladım. Son birkaç yıldır yani yoktu. Hop, araba rahatlıyor yani yokuşlarda işte. Tamam, bu yolu takip edince Yuvacık Barajı'na çıkıyoruz şimdi. Paransi şeyinde bir iyileştirme. Zaten iyileştirmek gerek şimdi, yok yani ekstradan evet, bir şey var tabii yapalım. X modlar geldi ya. Şimdi onda tek mod vardı X modda. Bunda çift mod var. Nasıl oluyor? X modda. Hem ortak kar çamur ve kar toprak diye yani. Ha, o seçenekler. Aynen. Bir de normalde X modumuz 17 km'ye kadar devredeydi. Burada 23 km'ye kadar devrede. Aynen. Daha yükselttiler yani. Ama hani dört çekerde zaten hiçbir zaman sıkıntı yaşamıyoruz yani. Yani ben X-Mod'u pek devreye aldığımı hatırlamıyorum yani. Gerek olmuyor. O böyle dik rampadan buzda inerken yani en etkili çok yerde. Yavaş, yani. Aynen çok çok. Bizden daha iyi iniyor. Niye? Çünkü biz frene bastık mı araba dört tekere de fren uyguluyor. Ama ne yapıyor? Kayan tekeri kilitliyor. Gücü diğerlerine aktarıyor. Oradan daha rahat iniyorsunuz o yüzden. Evet, yani çok fazla dokunmadan. Şimdi değil mi işte? Aynen. Işte fark gösteriyor kendini. Sizler X-Mod kullanıcısı olarak bunu daha iyi anlarsınız. Yani 6 yıl oldu neredeyse. Tam benlik oldu da işte fiyat anlamında tam benlik. İşte fiyat... Fiyatı da iyi aslında yani. İyi iyi de yani işte fiyat da aslında normalde bu araba 1.6 vergileriyle gelse Türkiye'de vergi 1.6 ile 2000'de aynı olsa bu arabayı 1.700'e satacağız. 1.700'e şu an bedava yani. Öyle. Ama bu fiyat bu kadar. Devam mı? Devam devam. Nereden dönebilirsin? Şimdi beyefendinin de galiba 6 yıllık X-V. 2018 evet. X-V. Sizde? Benim de 2017-12 Aralık. Ha, sizinki de yeni kasa. Ne fark edeceğiz? Aha. Ne fark ödeyeceğiz Bulut'cum? Bir o kadar. Yani bizim arabalar en iyi 1 milyon 200'e falan satılır. Yani çarpı 2 o zaman. Yok. Yani 1 milyon daha koyacağız üzerine işte. 1 milyon 100 diyeceksiniz, 1 milyon 100 daha ekleyeceksiniz, 2 milyon 200 otomatik. 1 milyon 100, ya 1 milyon 200'e satarız ya ama... Yani işte zorlarsınız, bu piyasada biraz çünkü geri gelmek gerekiyor, şu an durdu. Güvenlik anlamında... Ona havayaslı oldu, en basit de. Onu söyleyeyim, buraya da bir havayaslı geldi, 9. 9 mu? 9, buraya da geldi, şuraya, tamam. Önden bir darbe aldığımızda, şimdi bu airbag açılıyor ya, genelde... Ayakları böyle olduğu için diz kapaklarında kırılma olabilir. Çok büyük kazalar için hocam. Buradan da airbag açıyor. İki tarafı da sıkıştırıyor ki diz kapakları zarar görmüyor. Bizde sadece ön mü? 2018 sürücü önce. Diz var zaten. Bizde var. Şimdi şuraya. Burada gidiyor. Yolcu için. Evet. Buraya geldi. Sizde 9. Ha, sürücü on. Tarafında var, yolcu var. Tarafında. Aynen, yolcu tarafında yoktu. Yolcu geldi. Bir de şeritle ilgili bir şey yapıldı mı? Şerit ortalama falan. Şimdi şerit ortalama yeni EyeSight bu versiyon 3'te zaten. Şeride sokma normal şekilde var.
Hani adaptif kruzu almadığınız zaman şeride sokmayı kullanabiliyorsunuz. Adaptif kruzu aldığınızda şerit ortalama geliyor. Yani şeritten çıkmıyor tamamen. Hani normalde şeride, şeride sokma nasıl oluyor? Bir sağdan kaçtığınız zaman sola atıyor. Soldan kaçtığınız zaman sağa atıyor. Sürekli bir çıkma girme oluyor. Bunda şeride ortalığı devam ediyor sürekli. Evet, o çok güzel. Forester'da da zaten 2021'den bizim sonra başladı. Bizimkilerde yok ama değil mi o? Yok. Bu yeni EyeSight'ta var. Bir şeridi görmezse de bu işi hesaplayabiliyor Hesaplıyor. Mu? Ya zaten aktif olduğunu söylüyor. Dönüşte deneriz hatta. Ya benim en sevdiğim zaten o güvenliği ya bu arabalar. Aynen. Bir, diyelim ki şu da geldi. Öndeki bir araç duruyor. Yolda gidiyorsunuz. Durdu. Arkasına bakıyor kendine sensörlerle. Arkada araba yoksa soldan veya sağından hangi taraftan geçecekseniz şeritte kendi otomatik geçiyor tekrar şeridine giriyor. Yapmayın. Tabii. Aa, o da var. Arabada güvenlik dolu da dolu. Dönülüyor. Geri çarpışım önleyici geldi. O zaten yine makyajlı kasada vardı ama sizin kasalarda yok. Hem park sensörü var hem de geri çarpışım önleyici. Hava 11 derece bakalım aşağıda kaç derece. Şu anda ekranda neyi gösteriyor? Okuyamayayım. Hangi tekere ne kadar kuvvet geldiğini yeşil hepsi. Kayan teker olursa ona göre turuncu veya kırmızı yana. Eğim ölçeri gösteriyor bir de. Yan eğim yoktu bizimkinde. Evet buna yan eğim de geldi. Eğim aynen. Yani. Özellikle işte arazide. Yan eğim güzel ama yani. Bu şekilde EV mesela. EV. O ne o EV? İşte elektrik vehicle yani şu an elektrikli araç. Elektrik değil. Şu an sadece elektrikli. Belli bir kilometreye kadar mı? İşte gaz pedalına basmaya duyarlı. Evet. Az yani yokuş aşağı az basıyoruz. Şu an biraz gaza bastık. Hem benzin hem elektrik. Bakın ama hissetmiyorsunuz motorun çalışını. Yani devir çok iyi dikkat etmeniz lazım. Şey sen söyle. Direkt elektrikliye geçince ekrana bak şey EV ifadesi geliyor. Aynen öyle. Şu anda basmıyorum. Geçti zaten. Yani şehir içinde tabii ki çok daha avantajlı ama şehir dışında da bir zararı yok. Nasıl şehir dışı? Şehir dışında da bir zararı yok diyorum. Yani ama 2000 motor olmasına rağmen bizimkine eşdeğer bir yakıt tüketimi. Tabii yakıt aynı oluyor. Evet. Zaten gerçek veriyi söyleyeyim. Sizin aracınızda ne görüyorsanız bunda da aynısını görürsünüz. Sizin bizim kullanımımızdan dolayı diyorum. İstanbul trafiğindeki tabii ki daha az görecek. Evet. Ama bizim burada kullanımda çok trafik olmadığı için biz aynı göreceğiz ama performansımız arttı. Herkes performans almayanın bahanesi söyledi. Al sana performans. Aynen al işte. Öyle. Aynen öyle. Ben memnundum ama işte ya 1.6 atmosferik bir motordan zaten daha fazlası olamaz. Yani yok. Onu bilerek almak lazım. Yokuş aşağı yavaşlamak için bizde şey alabilirsiniz kolda. S'yi alıyorduk. Burada L'ye alıyordunuz. Pardon L vardı. Aha. L vardı bizde evet. Evet. Yani burada. Bunu da vitesten küçültebilirsiniz. Sonra kendisi o çıkıyor mu devreye? Evet. D'de alırsanız çıkıyor. Ya yani şu anki modda olursa çıkar. Ama böyle yapıp manuel alırsanız o zaman çıkmaz. Hep manuel. Şey vites direksiyondan kontrolü mü? Evet, o da var. Bizde yok hep bir vites. Hangi yıldan sonra 2020. Gelmiş? Yokuş da işe yarıyor işte. Tabii. Rahatlatıyor yani. Yani L alıyorum ama o da bir yere kadar yavaş. Bir yere kadar tabii. Böyle araziden inerken çok rahat inersiniz evet. Yani. Malatalar da daha uzun ömürlü olur. Daha araba 55 km'de olduğu için ortalama yakıtı zaten toplam 55 km. Tabi. Toplam 55 km. Çok yani yeni geldi herhalde. Aynen, yeni geldiniz. Geçen hafta plak alandı kanca. Kaçıncı test sürüş yapan kişiyim? 3 veya 4 olması lazım. Bindirdim gelenleri ama plaka çıkmamıştı o yüzden yapamayanlar oldu. Ben hepsine randevu açtım. Subaru XV'yi alma süreci bir de anlatayım da bazılarına yardımcı olsun. 21 tane aracı test ettim ben. En son işte Volvo'yu test ettim size yakın ya. Yani Subaru'yu elemiştim çünkü kağıt üzerindeki rakamlar insanı korkutmuştu. Sizin önünüzden geçerken ya bu da eksik kalmaz. Test edeyim sizinle beraber test ettik zaten.
test edince hayran kaldım yani, hiç söylendiği gibi değildi. Evet yani. Evet. Bir de yani iç olarak, iç dizayn olarak falan yani çok üst düzeydi o 2018 için söylüyorum. Aynen aynen. Yani yok o, yok arabada o yani. Turuncu dikişleri falan mesela, bizim seri biraz daha iyi o, o açıdan. Sportif bakımından öyle, doğru doğru. Daha yumuşaktı bu süsler. O kadar. Bunlar yumuşak. Da yumuşak, buralar yumuşak. Orası sadece şunun parçası değil böyle. Yani buralar yumuşak. Yani o şeyler, güvenlik donanımlarının şey olması, o yılda, alt şeride olması falan, yani onlar hep insanı cezbetti. Ve yani karar kıldım, iyi ki de almışım. İşte 6 sene oluyor neredeyse. Evet. Yok, araçlarımızda bir de kronik bir sıkıntı yok, bir problem yok. Soldan gidelim. İşte dediğim gibi çok zor şartlarda ben karda kullandım, çamurda kullandım. Aynen. 3000 metrenin üzerinde çıktım. Rakam olarak. Tabii tabii ben memleket olarak... 400 metre yüksek diyoruz abi. Ben memleket olarak Rizeli'yim. Bizim orada yaylalar... Evet yani 3000 metrenin üzerinde çok nadir yol vardır. Ben inadına gidiyordum yani. Araba gidecek mi falan diye. Yani oralara da gittim. İşte bu motorla daha iyi tadından yenir olur. Öyle yani, şimdi oksijen azlığından, evet, atmosferik aynen, motor ya. Atmosferik oksijen azlığı yani boğar. Çok dik yokuşta bir iki yerde boğuldu değil mi? Zorladı yani, aynen. Bayağı zorladı. Böyle yavaş yavaş son gaz basarak çıktım. O konuda çok daha rahat. İşte yani işimi çok daha rahat yürüdüm. Ama yani çok nadir 3000 metrenin üzerinde. Tabii. Çok az yol var. Yani yaylalar genellikle 2000-2500 metre. Doğru. Efendim. Bazı otomatiklerde olan şanzıman ısınması sorunu falan. Yok. Yani hiç bir şey yaşamadım. Çok zorlamanız şey lazım. Çok da zorladım. Buna rağmen yaşamadım yani. Yani. Ya zaten şöyle. Diyelim ki yaşadınız. Şanzıman ısınma uyarısı aldınız. Arabayı o zaman ya kullandığınız performansı aşağı kullanın. Veyahut da yolda gidiyorsunuz, hızınızı düşünün. Veyahut da çekin bir kenara, 5 dakika bekleyin. İşte zaten geçecek. Hyundai'nin Tucson'larında bunu sürekli yapıyor. Sürekli. Tabii biz de öyle yaşayamazsınız işte. Zaten. Yok. Ya bunu nerede yaşarsınız? Arazide aynı yerde birini çekiyorsunuz mesela. Bir arabayı çekiyorsunuz. Şanzımanı yüklendiriyorsunuz o zaman. Ama dediğim gibi yani ya onu... Mork çekerken karavanla falan çeker. Aynen. Onda o patiye düştü diyelim. Sürekli onu çekmeye zorluyorsunuz. O zaman çekip kenara bekleyince bir kere ışığı gördünüz, çekin. Zaten bir problem olmaz. O şanzıman yanın ısındığı uyarısı. Anladım. Onu bir şeyi bile bilmiyorum. Onu kitaba bakmak lazım. Şanzıman yağ ile ilgili de bir bilgi kirliliği var. Yani şimdi yağ size göre 120 bin zannedersem şanzıman yağ değişmesi. Evet, evet, evet. Ya internette işte bu Facebook gruplarında falan işte 60 bin diyen var. 60 binde diferansiyel yağ değişiyoruz. Tabii o değişiyor ama şanzıman yağ için işte Türkiye'de ağır koşullar var. 60 binde değişmesi lazım. Yok, falan. 120 binde. Bazıları da değişince işte Türkiye'de ağır koşullar var da bu arabada normalde 120 binde Türkiye şartlarında değişiyor. Normalde diyor ki 120 binde aç ya, kontrol et bak, pis ise değiştir. Ha evet. Yani normalde o da. Ha belki. Bazıları değiştirince selenoid arızası mı diyor, bir şey canım, diyorlar. Onlar kasıyor. Yeni kasada hiç kimsede zaten selenoid arızası yok. O değiştirince, yağı değiştirince yok, onlar o dediklerin hepsi eski kasadaydı. Da yağ ile alakalı değildi yine yani. Bir de o yağ eksiltme sorunu ilk kasada vardı. Evet. Bizim kasada ben hiç öyle bir şey yaşamadım. Bunu da bazıları sorun olarak algılamıyor. Araba yağ eksiltir diyor. Zaten hani bir eksiltmeye başladığı zaman şey değil. Böyle haldır uldur yağ eksiltir. Soldan gideceğiz. 10.000 kilometreden sonra 1 litre yağ eksiltebiliyor. Eski kasa için evet. Konuşuyorum. 2012 ile 17 arası. Onu da işte performans kullanımında oluyor. Yani genelde zaten yazları oluyor. Çok sıcakta. Evet. Yeni otobanda giderken. O yağ uyarısı da aynı. Hızınızı düşürün. Hop yağ dengeleniyor. Yağ eksiltme uyarısı da gidiyor. Bir de eski kasalar da çok hassastı. Yağ seviye sensörü. Rıza alın. İsterseniz eyesight açın. Onu da kullanın. Biliyorsunuz ama. Şimdi şuradan. Aha. Açtık. Şerit ortalama. Sağdan yürü. Soldan. Burası yine aynı. Evet aynı aynı. 5-5 mi yükseliyor yine? Evet. Tek tek de yükseltebilirsiniz. Basılı tutunca. Yani basayım. Soldan mı gidiyor? Evet, evet, dümdüz devam ediyoruz. Şerit ortalamayı da alın ondan sonra. Şerit ortalamayı nereden alıyoruz? Şuradan. Zaten açık, pardon. Evet. Alttaki. Sabitlediniz. Yeşil olan. 60. Aha. 65, 70.
bakın okumadı daha. Okuyunca mavi yapacak zaten bir tane. Tam yapmıştım. Girsin arabaya, problem yok, girsin. Tamam, şu an okuyor mesela. Bırakın şu an direksiyonu. Bırakın, bırakın. Bırakın, problem yok. Hatta virajı alsın şuradan. Kendine, evet. Şu an şeridi ortalıyor bakın. Bakın ortalarına bizimki, alıyor. Bizimki şey yapıyor. Şu an yanaşıyor. Çıkardı, yanaşırdı, içeri sokar. Şimdi bizim tutun, uyarı verdi çünkü. Ama devam eder yani. Yani yine de hafiften tutuyor. Hı-hı. Evet, ortalıyor. Kendi ortalıyor zaten. Şerit okuyamaması halinde mi ikaz veriyor? Tabii. O zaman da ikaz veriyor. Bir de direksiyonu bırakınca da ikaz veriyor. Yani her halükarda direksiyon dolu çeker. Aynen. Bizimki de tek şerit olunca de olmuyordu. Bunda şimdi evet, tek şerit olunca... Tek şerit oldu demin mesela bakın. O zaman gösterdi şu an mavi. Ama genelde hani bir anlık gidiyor ya, o yüzden zaten ortalayabiliyor.